Züleyha isminde bir genç kız, ailesinin tek çocuğu olduğu için eskiden beri çok üstüne düşülen bir çocuk olmuş. Büyüdükçe bu durum değişmemiş. Ailesinin hep biricik kızı ve gözdesi olarak kalan Züleyha, tam 20 yaşına geldiğinde, üniversiteye gitme hayalleri kurduğu bir yaz tatilinde, ailesiyle birlikte bir kamp alanına gitmiş. Kamp alanında birkaç gün çadır kurup kalmışlar. Kaldıkları birkaç gün boyunca inanılmaz güzel anlar geçirmiş ve bol bol fotoğraf çekmişler. Eve dönmeden iki gün önce Züleyha, bir akşam tuvaletinin geldiğini söylemiş ve çadırdan çıkıp ihtiyacını görmek için müsait bir yer aramış. Çadırdan çok uzaklara gitmek istemeyen Züleyha, gecenin bir saatinde uygun olduğu bir ağacın dibinde hacet gidermiş. İş bittikten sonra kalkıp gidecekken bir anda arkasında birinin olduğunu hissetmiş. Hiç kıpırdamadan duran Züleyha, arkasını dönünce zifiri karanlık bir gölgenin üzerine geldiğini görmüş. Çok korkmuş ve çığlık çığlığa koşarak çadıra geri dönmüş. Anne babası onu böyle şeylerin gerçek olmadığı, sadece ona öyle geldiği konusunda ikna edip o gece rahat uyumasını sağlamışlar. Ancak aslında olan şey şuydu. Züleyha hacet gidermek için ormanlık alanda bir ağacın altına gitmiş. Karanlık olduğu için oradaki et ve kemik parçalarını görmemişti. Orada bulunan cinler bu durumdan rahatsız olmuş ve ona musallat olmuşlardı. Züleyha ve ailesi kamptan eve döndüklerinde yaşadıkları bu olayı çoktan unutmuşlardı. Ancak cinlerin bu işi kolay kolay unutmaya niyeti yoktu. Eve döndükleri bir akşam cinlerden biri gelip gece uyurken Züleyha'ya göründü ve onunla birlikte oldu. Çığlık çığlığa bağırıp ağlayan Züleyha cin gittikten sonra yataktan kalkıp anne babasının yanına gitti. Kapıyı defalarca vurdu ancak ses gelmeyince beklemeden içeri girdi. Tam içeri girdiğinde bir sürü karanlık gölgenin anne babasını yerde dizüstü çöktürdüğünü ve onları öldürdüklerini gördü. Korkunç çığlıklar atan Züleyha çıldırmanın son eşiğine gelmişken bir anda uykusundan uyandı ve kendisini yatağında yatmakta buldu. Sesleri duyan babası hemen kızının yanına geldi ve ne olduğunu sordu. Kızı ona gördüğü rüyayı anlatınca yaşlı ve tecrübeli adam kızının cinlerin musallatına uğradığını anladı. O geceyi uykusuz geçirdikten sonra ertesi gün hemen bir tanıdık hocaya gidip durumu anlattılar. Hoca Züleyha'ya musallat olan bir cin kabilesi olduğunu tespit etti. Züleyha'yı bu beladan kurtarmak için ona Kur'an-ı Kerim'den şifa ayetleri okudu ve üflemeye başladı. Hoca üfledikçe Züleyha kuduruyor ve bas bas bağırıyordu. Uzun süren bir mücadelenin ardından Züleyha nihayet cinlerin tasallutundan kurtuldu ve eski sağlığına kavuştu. Cinler de insanlar gibi canlı, şuurlu, akıllı varlıklardır. Yalnız akıl ve muhakeme konusunda insan daha üstündür. Cinlerin sürat ve görüntü verme, geçmişe gidip gelme gibi bizden üstün tarafları da vardır. Bizim gibi onların da ruhları vardır. Ruh sayesinde canlı kalmaktadırlar. Aramızdaki fark, bizim ruhumuz molekül yığını maddi bir cesetle, cinlerin ruhu ise bir enerji, bir akımla alakalıdır. İnsanların cinlerle ilişkiye girebileceğini, hatta çocuk sahibi olabildiğini söyleyen din alimleri var. Ama onun dışında cin ve insanın hem yaratılışı hem de ham maddesi farklıdır. Birisi toprak, birisi ateştir. Buna cevap vermişlerdir. İşte insan topraktan yaratılmıştır ama insan değişime uğramıştır ve et ve kemikten oluşmuştur. Cin de ateşten yaratılmıştır. Ama şimdi değişime uğramıştır diye. Bu nedenle yakınlaşmalarına bir engel yok diyor. Ama alimlerin çoğu şöyle diyor. Cinlerin insanı taciz etmesi, temas etmesi gibi olabilir. Fakat bu yakınlaşma çocuk doğurtacak kadar yakınlaşmaya bürünemez derler. Mesela Belkıs için Hazreti Süleyman'la ilgili. Belkıs için baba veya annesinin cin olduğu söyleniyor. Ama bu doğrulanmış bir bilgi değildir. Bütün görüşleri söyledim ama detaya girmedim. Cinlerin insanları rahatsız etmesi mümkündür. Ancak cinlerle cinsel beraberlik ve çocuk doğurma zordur.